Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı pür koton ipiyle hazırladığım çok güzel bir kare motif yapımı tarif edeceğim. Hanım dilendi, bey beğendi motifinin yuvarlak halini sizlerle paylaşacağım. Yuvarlak şekilde çalışacağız. Sonra bunu kare formunda hazırlayarak böyle motifleri hiç iplik kopartmadan bir bütün haline getirmiş olacağız. Bakın ben böyle güzel bir kenar süslemesi yaptım ama sizler isterseniz daha farklı bir kenar süslemesi de yapabilirsiniz. inanılmaz keyifli ilerliyor. Ben bunu böyle kırlent olarak hazırlayacağım dört tane motiften ama sizler bununla hırkalar yelekler yani bütün giysi çalışmalarında kullanabilirsiniz bu motifi çok güzel olacaktır bebek battaniyesi yapımında atkı çalışmalarında bunun dışında kırlent yapabilirsiniz ki ben bunu kırlent yapmayı planlıyorum büyük yatak örtüleri hazırlanabilir dekoratif olarak birçok yerde de kullanabileceğimiz çok güzel bir motif oldu keyifle çalıştım umarım sizlerde beğenir ve denersiniz detay tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir rica ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için spagetti yarnın içeri %100 pamuk olan pürkoton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaramda 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Sihirli halka yerine 5-6 zincir çekerek de başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Bakın. Halkayı oluştururken bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri 2, 3'e tamamlıyoruz ve bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımıza doluyoruz. Halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Baştaki zincirde trabzan kabul ettik. Ve şimdi toplamda halkamızın içerisine 16 adet ikili trabzan örüyoruz. Şimdi halkamızın içerisine 16 adet zincirle beraber trabzanımızı hazırlayalım. Toplamda 16 adet ikili trabzanımı hazırladım. Baştaki zincirle beraber şimdi kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyorum. Baştaki 3 zincire dokunmadan Ördüğüm ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kısa ipi de tığ üzerinde tutuyorum. Gizleyerek örmeye devam edeceğim. Bu noktadan ilmek çıkardım ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Şimdi bu kaydırma noktası bakın zincirin tepe boşluğunu oluşturdu. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 zincirle başlangıç yapıyoruz. Doluyorum. Şimdi bakın burada zincirin üzerindeymişiz gibi düşünebiliriz. Zincirin üzerindeyiz. Buradaki ilk 3 zincir bir trabzan, dördüncü zincirde aradaki bir zincirlik boşluğumuz olacak. Doluyorum. Şimdi bakın ilk trabzanın tepesine tekrar geliyorum. Buradan ilmek çıkardık. 3 ilmeğim var. Tekrar ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir var. Doluyorum. Hiç boşluk atlamıyorum bakın. Sıradaki trabzanın tepesine batıp kısa ipi de tığ üzerinde tutarak gizlemeye devam ediyorum. Ve bu noktaya ikili trabzan ördüm. Şimdi aralarda bir zincir var ve her bir trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan öreceğiz. Bir zincir sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan öreceğiz. Toplamda yine 16 tane trabzan ayağımızın olması gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Baştaki şu zincirli nokta ile beraber 16 tane trabzan ayağımız oluştu ve bir zincirlik boşluklarımız var. Ve buradaki son bir zinciri de bakın son trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. Burada bakın zaten öreceğimiz hiçbir trabzan kalmadı. Bir zincirden sonra bu hemen 4 zincir ve trabzan arasındaki bakın geniş boşluğa batıyorum direkt. ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimden kaydırarak sırayı bu şekilde bağladım. Şimdi bir 2 3 zincirle yukarı çıkıp tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Baştaki 3 zincirde yine bir trabzan kabul ediyoruz. Arada yine bir zincir var doluyoruz. Bakın yuvarlığımızı burada büyütürken trabzan sayılarından artırıyoruz. Arada bir zincir hiç değişmiyor doluyorum. Hemen bir zincirlik boşluğa batıyorum. Sürekli bir zincirlik boşluklara çalışacağız. Bir zincirlik boşluğa gelip iki tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. Arada bir zincir doluyorum. Bir zincirlik boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bakın yine 16 tane trabzan grubum olacak. Bu şekilde bu sayıyı değiştirmiyoruz. 16 hep sabit kalıyor. Burada trabzanlarımızın sayısı artıyor. Aralarda bir zincirde sabit kalıyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bakın sıramızın sonuna geldik. Arada bir zincirimiz var. Doluyorum ve son bir zincirlik boşluğun içerisine batarak iki tane ikili trabzan örüyorum. İki tane trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekip baştaki zinciri hiç dokunmuyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Bu kaydırma bana zincirin tepe boşluğunu vermiş oluyor. Şimdi ilk trabzana bakın kaydırma yaptık. Sonra bir zincirlik boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Sonra bir, iki, üç zincirle yukarı çıkıp tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine iki tane kilit trabzan örüyorum. Bir, aynı boşluğa iki. Zincirle beraber üç tane trabzanı elde etmiş oldum. Şimdi artık aralarda yine bir zincir çekip doluyoruz. İki tane trabzan atlıyorum. Direkt bir zincirlik boşluğun içerisine 3, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir doluyorum. 2 trabzana hiç dokunmadan hep dediğim gibi bir zincirlik boşluklara çalışacağız. Bu noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ta ki son bir zincirlik boşluğumuza Sıramızın kadar. Sonuna geldik. Son bir zincirlik boşluğa da üç tane ikili trabzanımızı ördük. Yine bir zincirimizi çekip baştaki 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyoruz. Ve bekleyen ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi kaydırmaya devam ediyoruz. Bakın bir diğer trabzanın tepesine batıp tekrar bir kaydırma ve bir zincirlik geniş boşluğumuza gelip tekrar bir kaydırma ile bakın bu noktaya ilerlemiş olduk. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza doladık. Şimdi bir zincirlik boşluğumuza 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Baştaki zincirle beraber trabzan sayısını 4'e tamamlamış olacağız. Arada yine bir zincir var doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelip 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3 ve 4. Bir zincir, bir zincirlik boşluğumuza hemen gelip 4 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Bakın bu trabzan gruplarından 16 adet olmuş olacak. Sayıda, sayıya da dikkat edelim. Burada eksiltme ya da artırma yapmış olmayalım. Şimdi bu şekilde son sıramızı hazırlıyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Şimdi bu noktada son dört tane trabzanımızı ördükten sonra şöyle bir zincirimi çekip ilmeğimi yeteri kadar uzatıyorum. Ve ilmeğimin tam orta kısmından ipimi kesip yumaktaki ipimi çıkartıyorum bakın şimdi bu kısa ipi burada bağlantı için kullanacağız zincire hiç dokunmuyorum ilk trabzanın tepesine arkadan öne doğru batıp kısa ipi buradan geçiriyorum sonra çekmiş olduğum zincirin içerisine bakın bu şekilde batıp ilmeği alıp bir de zincirin içerisinden geçirerek bu aradaki bir zincirlik boşluğu da böyle korumuş oluyorum hem de zincirin tepe boşluğu bakın başak şeklinde görünüyor temiz bir bitiş oluyor sonra bu ipi burada bırakmıyoruz geliyorum hemen şuradaki zincirin boşluğuna batıyorum tığımla. Bu kısa ipi tığımın ucuna alıp buradan ilmek çıkartıp tekrar kısa ipi dolayarak ilmeğin içerisinden geçirip burada bir zincirle bakın kilitleme yapıyorum. Şu kısmı da çok kasmadan sonra ipi güzelce gizliyorum. Böyle motifli çalışmalarda mutlaka ipi çok kısa bırakmayın. Şöyle bir 5 santim kadar bırakıp güzelce sabitledikten sonra gizleyelim ki makineye atıp örgümüzü yıkadığımızda herhangi bir açılma vesaire olmasın. Bu şekilde güzelce gizleyelim. Bakın. Motifimizin orta kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bu e, yuvarlak şeklinde olan motifimizi kare formu vereceğiz. Bir diğer rengimi alıyorum. Sizler e, böyle hepsini tek renk değil, orta kısmını ya da her sırayı farklı bir renkle çalışabilirsiniz. Hemen şöyle yeni rengimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum tığımın başına doladım. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Herhangi bir bir zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Hemen batıyorum bakın burada ilmeğimi oluşturdum. Bir zincirle tığıma doluyorum. Tutuyorum bakın burayı. Herhangi bir zincirlik boşluktan batıyorum. ilmek çıkardım. Bakın 3 ilmek görünüyor. Doluyorum. Önce ilkini tek doluyorum. İkisini birlikte. Şu kısa ipi de şöyle araya alıyorum. Kalan iki ilmeği de birlikte örerek bir tane üçlü trabzanla başladım. Doluyorum tekrar. Bu boşluğun içerisine dört tane üçlü trabzan örüyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Batıyorum aynı boşluğa. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doluyorum. Aynı boşluğa ilkini tek, iki, iki şeklinde dört tane üçlü trabzan ördüm. Arada bir zincir var. Doluyorum. Şimdi sıradaki bir zincirlik boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir var. Bir diğer bir zincirlik boşluğa direkt batıyorum. Bakın dolamadan direkt batıp 3 tane sık iğne örüyorum. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. Arada bir zincir doluyorum. Bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan 1, 2 ve 3. Şimdi bir zincir doluyorum. Bir diğer boşluğa 4 tane üçlü trabzan. İlkini bir, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi 2, Üçüncü üçlü trabzan ve dördüü üçlü trabzan şimdi köşe oluşturacağız burada köşe için 2 zincir doluyorum şimdi aynı boşluğun içerisine tekrar 4 tane üçlü trabzan 1 2 3 ve 4 arada bir zincir doluyorum bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3. Arada bir zincir. Bir zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Yani bakın şuradaki kenarı yapıyorum. Şimdi 3 tane sık iğneden sonra şöyle tekrar yapalım 3. sık iğneyi. 3 tane sık iğne bir zincir doluyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sonra bir zincir doluyorum. Hemen buraya buradaki gibi köşe oluşturuyorum. 4 tane üçlü trabzan grubunu örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzan noktasını ördüm. Köşe olduğu için 2 zincir doluyorum ve aynı boşluğa tekrar 4 tane üçlü trabzan grubunu örüyorum. 3 ve 4. Bakın yuvarlak örgümüz kare formunu almış oluyor şimdi bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum bu kenarda yaptığım işlemi diğer taraflarda aynen uygulayarak devam edeceğim bakın burada dört tane e, üçlü trabzanı ördüm burada yarım köşe bitirirken de diğer yarısını yapıp burada bitişi sağlayacağız burada motifi bitirdikten sonra motifleri birleştirmeyi de hemen sizlerle hızlı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Burada köşeyi oluşturduktan sonra buraya 3 tane ikili trabzan arada bir zincir 3 tane sık iğne bir zincir 3 tane ikili trabzan köşe içinde hemen 4 tane üçlü trabzanımızı oluşturacağız. Aradaki bir zinciri çektim. Bakın ilk başladığımız boşluğa gelip hemen bu boşluğa kalan diğer yarım 4 tane üçlü trabzan grubunu hızlı bir şekilde örüyoruz. Şimdi bakın burada bitiş yaparken e, tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var doluyorum. 3'ünü tek seferde topladım. Bir zincirimi çekip burada ilmeğimi e, tam orta kısmından ipimi keserek motiflerimi bitirdim. Şimdi bakın bütün motifleri bu şekilde hazırladıktan sonra en son motifte ipinizi kopartmayın. Şimdi bakın burada 4 motifi nasıl birleştiriyorum. Sizlere hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Bu arada ben motifleri e, böyle motif tahtasında beklettiğim zaman e, sanki ütülüymüş, e, ütülüymüş gibi duruyor bu da işimizi oldukça kolay hale getiriyor bakın burada motifleri tarif etmiş olduğum gibi tekli trabzanla bir zincir çekip ipimi koparttım burada bitişimi yaptım e, bütün motifleri bu şekilde hazırladık şimdi en son noktada ipi kopartmıyoruz şimdi burada bakın birinci motifteyim buradaki birinci motifte bir kenar iki kenar öreceğim bakın bir iki kenar öreceğim. Üçüncü kenarda birleştirme yapacağım. Şimdi bakın bu köşedeyim. Bir zincir çekmiştim. iki üçe tamamlıyorum. Doluyorum. Aynı boşluğun içerisine gelip bir, ikili trabzan ördüm. 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Yine bakın aynı boşluğa geliyorum. Burada tekli trabzan oluşturduğumuz iki zincirlik boşluğa. Aynı boşluğa gelip bir ikili trabzan daha doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane trabzan olmuş oluyor. Arada bir zincir doluyorum. Bir zincirlik boşluğa gelip 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Bu sırada artık sadece ikili trabzan çalışacağız. Sadece yuvarlak formda olduğu için şu arada sık iğne ve köşelerde üçlü trabzan vardı. Şimdi bu birleştirme sıramız olduğu için sadece ikili trabzan kullanacağız. Arada bir zincir doluyorum. Bir zincirlik boşluğa geliyorum. Bakın trabzanlara hiç dokunmadan Aradaki bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. Eğer kasma yaparsa 4 e, tane trabzan da çalışabilirsiniz. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa gelip hemen 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sadece köşelerde 4 tane trabzan çalışıyoruz. Geldim 2 zincirlik boşluğa hemen 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bu sırada 4 tane bakın köşelerde ama aralarda 3 trabzan çalışıyoruz. Köşe olduğu için 2 zincir doluyorum aynı boşluğa girip 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. 1 zincir, 1 zincirlik boşluğa şimdi 3 tane trabzan grubunu örüyorum. 2 ve 3. Şimdi bakın bu sıra böyle devam edecek birinci kenar ikinci kenarı öreceğim üçüncü kenarı da öreceğim üçüncü kenarı ördükten sonra yeni rengimi burada yerleştirmiş olacağım bakın 1 2 üç kenar üçüncü kenarda diğer motifi birleştirmeye geçeceğiz. Bakın burada motifimin birinci ikinci ve üçüncü kenarını ördüm şimdi üçüncü kenarda bu tam köşedeki iki zincirlik boşluğa dört tane ikili trabzanımı ördüm dört tane ikili trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum tığımın başına dolayarak birleştirmek istediğim motifin bakın herhangi bir köşesinden başlayacağım. Buradaki iki zincirlik şöyle yapalım. Bakın bunu birleştireceğim. İki zincirlik köşe boşluğuna batıyorum direkt. ilmek çıkarıp hemen dört tane ikili trabzan örüyorum yeni motifimin iki zincirlik boşluğuna. Bakın şöyle göstereceğim. Burada direkt bir zincir çekip yeni motifin 4 tane trabzan grubunu ördüm. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirleri çok sıkı sıkı çekmiyorum. Bunda da belirtmekte fayda var. Eğer sizde kasma yaparsa şu aralar iki zincir de çekebilirsiniz son sırada. Şimdi bir zincirimi çektim. ilmeğimi bıraktım bakın. Şimdi burada şöyle ikinci motifi hem birinci motifi birleştireceğiz. Hem de burada son kenarı örmüş olacağız. Motifin son kenarı iki sıradan oluşmuş olacak. Yani hiçbir bütünlüğü bozmayacağız ama isterseniz eğer motifi böyle bir sıra kremli ördünüz direkt sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ya da etamin iğnesi dikerek de birleştirebilirsiniz illaki bu yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz ama bu yöntem gerçekten çok kolay hiç iplik kopartmadan son sırada bütün motifleri bir bütün haline getirebilirsiniz şimdi bakın burada dört tane trabzanım ördüm bir zincirimi çekip ilmeğimi esnettim Şimdi buradaki bakın yeşil motife ilk motife dönüyorum. 4 trabzanı geçip bir zincirlik ilk bir zincirlik boşluğa batıp tığımla bıraktığım ilmeği tığımın ucuna alarak bu ilmeği buradan geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekip tığıma doluyorum. Şimdi ikinci motifime dönüyorum. Sanki hiç kopartmamışım gibi. Bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. ilmeğimi esnettim. Ve hemen bakın karşılığında duran bir zincirlik üçlü trabzanı geçip bakın burada ördüm buradaki gibi. Üçlü trabzanı geçip bir zincirlik boşluğa batıp bıraktığım ilmeği tığım alarak bu noktadan geçiriyorum. Bir zincirimi çekip tığıma dolayarak sıradaki bir zincirlik boşluğa üç tane trabzan örüyorum. İlk motifte yaptığımız gibi sonra bir zincirimi çekip bir diğer bir zincirlik boşluğa batıp ilmeği geçirip bir zincir Sonra motifime dönüp bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir ilmeği esnettim. Karşıdaki bir zincirli boşluğa batıp bakın aynı işlemi tekrar ediyorum ta ki köşe noktama kadar hemen köşe bağlantıyı da paylaşalım. Bir zincirlik boşlukları bakın tarif etmiş olduğumuz gibi batarak geldim şimdi iki zincirlik boşluğa. Bu boşluğa geldiğimde 4 tane trabzan grubunu örüyorum. 2, 3 ve 4. Bakın burada bir zincirimi çektim yine iki zincirlik boşluğa batıp bıraktığım ilmeği buradan geçirip bir zincirimi çekiyorum doluyorum aynı boşluğa geliyorum bakın tekrar buradaki dört tane trabzan grubunu örüyorum iki üç ve dört bakın şöyle göstermek istiyorum bağlantıyı bu şekilde kurduk hiç iplik kopartmadan bu işleme devam edeceğiz. Şimdi bakın tarif etmiş olduğum gibi ilerleyeceğiz. Dörtlü trabzan grubunu ördükten sonra bir zincir, bir zincirlik boşluğa üç tane ikili trabzan. Yani şu kenarda yaptığımız işlemin birebir aynısı. Şimdi burada birinci kenarı ördük, ikinci kenar, üçüncü kenarı da örüp burada yeni motifi birleştireceğiz. Burada birinci motifi ikinci e, motifle nasıl buluşturmuşsak diğer motifleri de uzunca birleştirerek devam edebilirsiniz. Sonra burada e, motifimizi bir üst sırada birleştirmeye devam edeceğiz, hiç hiçbir kopartmadan. Peki bunu nasıl yapacağız? Birleştirme mantığı bakın, düz uzun şekilde devam edecek. Kaç tane birleştiriyorsanız, birinci kenar, ikinci, üçüncü kenarı örüp üçüncü kenarda yeni bir motifi dahil edeceksiniz buradaki gibi. Sonra üst sıraya geçtiğimizde ise, bakın, birinci kenar son motifin birinci kenarını, ikinci kenarını öreceksiniz. İkinci kenarda üst motifi birleştirmemiz gerekecek. Şimdi burada hemen şu köşeye kadar ilerleyelim. Bakın burada bir iki kenar şu köşeye kadar geldik. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi bakın üçüncü kenarı örmüyoruz. Çünkü artık bir üst sırada motifleri yerleştireceğiz. Uzunlamasını değil artık üst tarafına geçiyoruz. Burada da ikinci sırayı yaptıktan sonra dört tane trabzanımızı ördük. Bakın burada yaptığımız şu birleştirme işleminin birebir aynısı. Bir zincirimi çekip tığımın başına doluyorum. Ve burada hemen bakın şöyle motifimi alıyorum. Herhangi bir iki zincirlik köşesinden başlıyorum. Tığıma doladım bir zincirden sonra köşeye batıp iki zincirlik boşluğa hemen dörtlü trabzan grubunu örüyorum. 2, 3 ve 4. Sonra bir zincirimi çekip bakın dörtlü trabzan grubunu atlayıp burada hemen ilk gelen bir zincirlik boşluğa batıp ilmeği buradan geçirip bir zincir doluyorum motifime dönüp bir zincirlik sıradaki boşluğuma batarak burada üç tane trabzan Grubumu örüyorum. Sonra tekrar bir zincir, bir zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi geçirip bir zincir ve sonra motifteki bir zincirlik boşluğa batıp üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi köşe noktaya kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu noktayı sizlerle detaylı olarak paylaştım. Bakın hep e, ikili trabzanla devam ediyoruz. Bu son sıra hep ikili trabzan devam ediyor. Aralarda da hep bir zincir var. Dediğim gibi kasma yaparsa iki zincirde. Çekebilirsiniz bu kısımlarda. Şimdi geldim iki zincirli köşe boşluğa. Burası önemli. Burada güzel bir püf nokta var. Şimdi dört tane trabzan grubunu örüyorum. Şimdi bu bütün motifli çalışmalarda böyledir. Bu hiç değişmez. Şimdi burada e, dörtlü motifi birleştirirken orta kısımda yani üçüncü bir motifi dahil ettiğimiz zaman bu motifi her zaman çaprazındakine birleştiririz. Dördüncü motifte girdiği zaman devreye bu da kendi çaprazındakine birleşir. Her zaman çaprazlama olacak şekilde birleştirme yaparız. Şimdi ne yapacağız? Normalde bakın buradaki turuncu motifi pembe motife birleştirerek ilerliyordum. Fakat köşeye geldiğimde turuncu yeşile çaprazındakine birleştirmem gerekiyor. Maviyi de dahil ettiğim zaman maviyi de pembe yani çaprazındakine birleştirmem gerekiyor. Ne yapacağım? Dörtlü trabzan grubunu ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. İlmeğimi esnettim. Kasma yaparsa iki zincir de çekebilirsiniz. Geliyorum bakın yeşilin en son sıradaki köşe noktası var bakın. Dörtlü trabzan grubu var. iki tane ve arada iki zincirlik boşluk var. Buradaki motifin iki zincirlik boşluğuna batıyorum bakın. Yanındakine değil çaprazındakine batıp iki zincirlik boşluğunu ilmeği buradan geçirip bir zincirimi çekip doluyorum. Ve tekrar motifime dönüp buradaki dörtlü trabzan grubunu hazırlıyorum. 3 ve 4. Arada yine bir zincir. Bakın birleştirme bitti. Köşe çaprazları da birleştirdik. Şimdi burada motifimizin aynı şekilde örgümüze devam edeceğiz ta ki şuradaki köşe noktaya kadar. Şimdi köşeye gelelim. Buradaki motifi burada yapmış olduğumuz gibi birleştireceğiz. Hemen bunu da çaprazına birleştirmeye geçelim. Bakın burada motifi aynı burada olduğu gibi bir zincirle geçiş yapıp bu kenara birleştirdik. Şimdi tam orta kısımdayız. Buradaki bakın mavi olan motifi pembe yani çaprazındakini birleştireceğiz. Fakat burada altta e, karşılıklı iki motif de olduğu için bu kısımda iki zincir çekeceğim. E, kasma yapmasın diye dörtlü trabzan grubunu ördük. Bakın köşede iki zincirimi çekiyorum. Bakın burada dörtlü trabzan grubunu ördükten sonra iki zincirden sonra çaprazındaki motifin iki zincirlik boşluğuna birleştireceğim. Yani şu noktaya bakın iki zincirlik boşluğa batıyorum. İlmeği tığımın ucuna alarak bu noktadan geçirdim geçirdikten sonra yine iki zincir çekiyorum kasma yapmasın diye Çünkü karşılıklı bakın iki motif daha var iki zincirden sonra doluyorum tekrar motifime dönüp aynı boşluğa dörtlü trabzan grubunu örüyorum 2 3 ve 4 bir zincirimi çekip şimdi bakın bu kenarı birleştirdik şimdi burayı birleştirerek devam edeceğiz bakın Burası açık kalmayacak dörtlü trabzan grubunu geçip bir zincirlik boşluğa batıp burada bağlantımızı kurduk bir zincir sonra bir zincirlik boşluğa üçlü trabzan grubunu örerek ilerliyoruz diğer taraflarda olduğu gibi bakın bunu zaten elinize aldığınız zaman birleştirme mantığını çok rahatlıkla kavrarsınız hiç kopartmıyoruz şimdi burada bakın sıra sonuna kadar hep bu şekilde bir zincirlik boşlukları kullanarak bir zincirle bağlantılar sağlayarak motifleri bir araya getirmiş oluyoruz hiç iplik kopartmadan Şimdi burası bence önemli son nokta. Bakın buraları hiç kesmeyelim. Geldik iki zincirlik boşluğa. Dörtlü trabzan grubunu örüyorum. Yine bir zincirimi çektim. Köşede iki zincirlik boşluğuma gelip ilmeğimi buradan geçirdim. Bir zincirimi çekip tekrar bakın motifime dönüp burada dörtlü trabzan grubunu örüyorum. Şimdi başlarken ilk motifin birinci kenarı buydu. ikinci kenar, üçüncü kenar. Bakın bu kenar örülmüş zaten. Şimdi burada örerek devam edeceğiz. Bakın şu kısmı göstermek istiyorum. Böyle kasma yaparsa dediğim gibi iki zincir de çekebilirsiniz. Ama ben elimle düzlediğim zaman bakın örgüm toparlanıyor. Yani kasma yapmamış. Bunu görüyorum. Elinizle düzlediğiniz halde eğer kasma yapıyorsa zincir sayılarınızı dediğiniz, dediğim gibi artırabilirsiniz. Şimdi bakın bu köşedeyiz. Burada devam edeceğiz motifi son sırasını örerek. Sonra şuradan da yine örerek devam edeceğiz. Sonra bu köşeye geldiğimiz zaman bir üst sıranın motifini ikinci sıradaki gibi birleştirmiş olacağız. İstiyorum ki şuradaki bakın şu kısım kolay. Burada aralara üçlü trabzan gruplarını çalışacağız. Aralarda bir zincir var. Köşede 4 trabzan, iki zincir, 4 trabzan. Burada da devam edeceğiz. Fakat şurada ufak bir püf nokta var. Bu köşeye kadar gelip e, sonra devamını sizlerle hemen kısa bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bakın bu köşede tarif etmiş olduğumuz gibi aynı şekilde örüp geldik. Şimdi bakın burada bir zincirlik boşluğa üçlü trabzan grubunu ördük. Şimdi burada bizi iki zincirlik boşluk karşılıyor ve dörtlü trabzan grubu var. Bu bir zincirden sonra bu boşluğa geliyorum. İki zincirlik boşluğa dört tane ikili trabzan örüyorum. İki, üç ve dört. Sonra bakın burada ne yapacağım? Bağlantı kurmam gerekiyor. Bu kısımda herhangi bir zincir vesaire yok. Giriyorum direkt şu aradaki bir zincirlik boşluğa direkt sık iğne örüyorum. Bu sık iğne bana bakın köşe iki zincirlik boşluğu veriyor. Hem de güzel bir bağlantı sağlamış oluyoruz. Şimdi sık iğneden sonra doluyorum. Eğer yine kasma olduğunu düşünürseniz bu arada bir zincir çekip sık iğne de Yani şu şekilde yapalım. Hatta bir zincir çekelim hiç kasmasın. Bir zincir geliyorum bir zincirlik boşluğa sık iğne sonra bir zincir buluyorum ve bakın hemen köşe geliyor. 4 trabzan ördüğümüz, 4 tane trabzan ördüğümüz 2 zincirlik boşluk. Hemen buraya da 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubunu ördüm. Sonra yine 1 zincir, 1 zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubunu örmeye devam ediyorum. Bakın köşe bağlantı bu şekilde olacak. Sonra buradaki köşeye kadar geldim. Buradaki dörtlü trabzan grubunda ördükten sonra şuradaki yaptığım işlemin birebir aynısı bir zincir çekip yeni bir motifi buraya dahil edeceğim. Bu kenarı birleştireceğim. Birleştirirken de buradaki yaptığım işlemin birebir aynısı. Burada sık iğne olduğu zaman kafanızı karıştırmasın. Burada buradaki motifi birleştirirken bakın köşe iki zincirlik boşluk oldukça belirgin. Şu noktalar yani sık iğneyi bir bağlantı gibi düşünün bakın zincir gibi Köşe iki zincirlik boşluklar bunlar. Bu bizim kafamızı karıştırmasın. Bu şekilde buradaki orta göbekte yaptığımız işlemi birebir tekrar ederek sıra sonuna kadar burada bir iki motifi birleştirdik. Sonra buradaki işlemi yapacağız. Yukarı doğru çıkıp sıra sonuna kadar motiflerin bu uç kenarını örüp buradaki gibi sonra yeni motifi bu köşede tekrar dahil ederek işe bu şekilde devam etmiş olacağız. Şimdi burada bitişi yaparken de bakın örneğin bütün motiflerinizi birleştirdiniz ki ben bunu kırlent olarak kullanmayı planlıyorum şimdi burada ipim bitti yeni bir ip bağlayacağım buraya hemen şu köşeyi öreceğim köşede yine aynı işlemler burada da bakın burada da yine dörtlü trabzan grubunu ördükten sonra araya sık iğne devam edeceğim bakın çerçeveyi tamamlamaya buradan da aynı şekilde devam edip bu arada yine bakın köşede aynı işlem dört trabzan şu araya sık yine dört trabzan gelecek Bitişimizde bu nokta bakın. İlk motifimizin başladığımız kısım burasıydı. Burada da bitişimizi sağlayacağız. İstiyorum ki hemen bu bitişi de sizlerle hızlı bir şekilde paylaşayım. Bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. Tarif etmiş olduğum gibi ilk başladığımız noktadayız. Bir zincirimi çekip bakın burada iki zincirlik boşluğumuza gelerek dörtlü trabzan grubunu elde ediyorum. Son sırada hep ikili trabzan ördüğümüzü söylemiştim. Şimdi burada bitiş yapacağım. Doluyorum. Baştaki bir iki üçüncü zincire batıp ilmek çıkardım 3 ilmeğim vardı oluyorum 3'ünü tek seferde topladım şöyle bir zincir çekiyorum şimdi bakın köşedeki iki zincirlik boşluğu da böyle tekli trabzanla elde etmiş olduk böyle motiflerimizi hiç iplik kopartmadan bakın birleştirebiliyoruz. Bununla isterseniz böyle uzun atkılar hazırlayabilirsiniz. Büyük battaniyeler yapabilirsiniz. Yatak örtüleri ya da kırlent yapabilirsiniz. Ki ben bu dört motifi ördüm. Bunu kırlent olarak kullanmayı planlıyorum. Şimdi isterseniz bir sıra tamamen buradaki üçlü trabzan gruplarından örerek ilerleyebilirsiniz. Sonra kenar süslemesi de yapabilirsiniz battaniye için. Şimdi ben istiyorum ki burada bir sıra yine kenar süslemesi yapayım. Hemen burada bir zincirimi çekmiştim. Bunu üçe tamamlıyorum. Köşedeki noktaya geliyorum. Ve şimdi bu noktaya 2-3 tane trabzan ördüm. Şimdi üçlü trabzan grubu bu nokta için yeterli olsun. Bir zincirimi çekip bir zincirlik boşluğa gelip tekrar 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Bakın bundan sonra köşede dörtlü çalışmayacağım. Son sıram olduğu için. Sonra kenar süslemesi yapacağım. Bir zincir çekip bir zincirlik boşluklara. Burada üçlü trabzan grubunu örüyorum bir bütün halini şimdi çerçeve yapacağım ama dedim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz istediğiniz kenar süslemelerini yapabilirsiniz şimdi şu motifin kesişen noktasında kalan kısmını da göstermek istiyorum sizlere bir zincir bir zincirlik boşluğa hep üçlü trabzan gruplarını çalışıyoruz bir zincir şimdi geldim bakın köşe iki zincirlik boşluğa batıyorum bu boşluğa hemen üç tane trabzan grubunu örüyorum. Arada bir zincir doluyorum, Hemen bir diğer bakın iki zincirlik boşluğa gelip buradaki üçlü trabzan grubunu örüyorum. Kenar kısmını bakın bu şekilde geçireceğiz. Köşelerde de artık dörtlü trabzan değil, üç trabzan, iki zincir, üçlü trabzan şeklinde dönüşler yapıp buradaki gibi bakın kesişen noktayı da bu şekilde geçip çerçevemi tamamlayacağım ta ki sıra sonuna kadar. Bakın burada bir sıra tamamen trabzanlı çerçevemizi yaptık. Köşelerde tarif etmiş olduğum gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan uyguladık. Aralarda hep bir zincir var ve üçlü trabzan gruplarını bakın bu şekilde bitirdik. Şimdi son başladığım noktaya geldim bu boşta en sonda üç tane trabzan grubumuz ördük tekli trabzanla bitiş yapıyorduk ama bu şimdi son sıram olduğu için bu şekilde yapmayacağım şimdi iki zincirimi çekiyorum baştaki 3 zinciri hiç dokunmadan ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum tekrar sıradaki diğer Trabzon'a batıp tekrar bir kaydırma şimdi bakın buradaki bir zincirlik boşluğa da gelip bir kaydırma yapıyorum sonra bir zincir çekip şimdi bu boşluğa direkt batıyorum bir tane sık iğne örüyorum. Bu noktaya sık iğne ördükten sonra tığımın başına doluyorum. Bir diğer bir zincirlik boşluğun içerisine 9 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 tane trabzanı ördükten sonra üçlü trabzanı geçip hep bir zincirlik boşlukları çalışmaya devam ediyoruz. 9 trabzandan sonra dolamadan direkt batıyorum. Bir zincirlik boşluğa sık iğne örüyorum. Bakın burada böyle yelpazelerimizi yaptık. Sık iğne daha sonra direkt doluyorum. Bir diğer bir zincirlik boşluğun içerisine 9 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzan ördükten sonra bir diğer bir zincirlik boşluğa sık iğne doluyorum. Bir diğerine yine 9 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Sayılar eşit geliyor. Köşeye de yine 9 tane trabzan örüp aralara yine sık iğne şeklinde çalışacağız. Hemen burada sıra bitişinde de bu kısmı sizlere paylaşıyor olacağım. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Köşelerde 12 tane trabzan ördüm. Yine sık iğne trabzanlar şeklinde ilerledik. Şu düz kenarlar 9 trabzandan oluşuyor. Tam sivri köşeler 12 trabzandan oluşuyor. Şimdi bakın burada bitiş yaparken de sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada sık iğnemizi ördükten sonra son köşe noktamız bakın. 2 zincirlik boşluk. Bu boşluğun içerisine gelerek 12 tane ikili trabzan örüyorum. 9 trabzan ördüğüm zaman toplama yaptı. Bu yüzden 12 trabzanı çıkardım. Şimdi 12 tane trabzanımızı hemen hızlı bir şekilde örelim. Bakın 12 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra burada şimdi ilmeğimi şöyle yeteri kadar esnetiyorum. Tam orta kısmından ipimi kesiyorum ve ipimi çıkardım. Şimdi burada bağlantı yapacağım. Hemen bakın ilk başladığımız sık iğne vardı. Bu sık iğnenin şöyle tepesine batıyorum. Kısa ipi bu noktadan geçiriyorum. Arka tarafa aldım. Arka tarafta Hemen şöyle trabzanın olduğu boşluktan batıp kısa ipten bir ilmek alıp doluyorum ve buradan zincirle bakın kilit yapıyorum. Sonra arka tarafta da ipliğimi gizleyerek bu şekilde çalışmamı tamamladım. Bunu dediğim gibi kırlent olarak kullanacağım ama sizler bunu daha büyük şekilde çalışıp büyük battaniyeler de hazırlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi çok güzel olacaktır. Ee, bu arada hemen motifimizin tek olarak ölçüsünü de vereceğim şöyle size bakın birleştirmeden. Ee, ördüğümüz ilk böyle kremle ördüğümüz bir sıra kenarla beraber motifimizin ölçüsü 12 santim ee, birleştirdiğimiz zaman da bakın bu birleştirme kenarı ile beraber yani iki sırayla beraber de motif 14 santime çıkıyor ölçü bu şekilde burada aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden Belki biraz az Belki biraz fazla olabilir Bu da örme sıkılımıza gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir bunu da belirtmekte fayda var tarifimizde bu şekilde yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın